Diyanet TV'den hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Ben Fatih Şahin, gündeme hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül Hicri olarak da 1439 yılının son günü içerisindeyiz değerli izleyenler. Yarın Allah nasip ederse Hicri yılbaşı. Yaklaşık yarım saat sürecek programımıza sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp hattından tüm soru, görüş ve önerilerinizi bizlere ileterek katılabilirsiniz diyelim ve günün gelişmeleriyle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, Tahran'daki Suriye konulu üçlü zirvede İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun olarak çözümü kararlaştırılmıştı. Ancak buna rağmen İdlib'de gerginlik sürüyor. Esad rejimi sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise meselenin çözümü için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini bir kez daha vurguladı. Esed rejimi İdlib gerginliği azaltma bölgesinde sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Rejime bağlı birlikler bu defa İdlib'in güneyindeki bir hastaneyi hedef aldı. Helikopterden düzenlenen varil bombalı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak hastane kullanılamaz hale geldi. Askeri kaynaklara göre Eylül ayı içinde İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında şimdiye kadar 28 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda en az 51 kişi de yaralandı. İdlib'deki saldırıların sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye, geçtiğimiz cuma günü de Tahran'daki tarihi Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinde ard arda ateşkes çağrısı yapmıştı. Zirvenin ardından yayımlanan Tahran bildirisinde İdlib meselesinin Astana ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturulması kararı alınmıştı. İdlib'deki bombardımanların artık bir ateşkese şu anda adım atılmasında büyük fayda var. İdlib meselesi yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Zirveden çıkan sonucu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlenen bir programda değerlendirdi. Çavuşoğlu yeni katliamların yaşanmaması ve sivillerin zarar görmemesi için çabalarımız sürecek dedi. İnsani dış politikamızın gereği olarak bir taraftan bu çatışmaları durdurmak için ikili düzeyde ve dün Tahran'da olduğu gibi üçlü düzeyde yoğun çaba sarf ediyoruz. Elbette Suriye ile yakından ilgilenen tüm aktörlerle de temasımız var. Bu uluslararası bir çaba gerektiren bir durumdur. Ve insani dış politikamızın gereği olarak burada yeniden göçlerin oluşmaması için, insanların evlerini terk etmemesi için ve tekrar yüzlerce, binlerce insanın ölmemesi için bu hassasiyetimizi ve çabamızı biz sürdüreceğiz. Bakan Çavuşoğlu Suriye meselesinin çözümünde herkesin Türkiye'ye güvendiğini ifade etti. Bizi seven sevmeyen herkesin ortak söylemi bunu engellerse, durdurursa Türkiye engeller. Bu esasen komşu olduğumuz için değil ya da Rusya ile İran'la ilişkilerimiz olduğu için değil, Türkiye'nin Suriye politikasının insani bir dış politika ve gizli ajandası gündemi olmayan ve Suriye'nin geleceğini düşünen, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, sınır bütünlüğünü destekleyen ve aynı zamanda da Suriye'nin teröristlerden temizlenmesi için çaba sarf eden, bu uğurda da şehit veren bir ülke olduğumuz için seven sevmeyen, taraflı tarafsız herkes Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'ye bakıyor. Türkiye ise sınır güvenliği için Suriye sınırındaki birliklere takviye yapmaya devam ediyor. Çeşitli birliklerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlarla, zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu konvoylar Hatay, Reyhanlı ve Kilis'teki sınır birliklerine sevk edildi. Askeri araçların ilerleyişi sırasında güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da yapılan üçlü Suriye zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, zirvede yaptığı ateşkes vurgusunun diplomatik bir dille ortak açıklamaya yansıdığını söyledi. İdlib'e olası operasyonun oluşturacağı insani drama ve göç dalgasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye bedel ödememeli diye konuştu. Kimyasal silahın kör bir bahane olacağını söyleyen Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni de terör örgütü YPG üzerinden eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran dönüşü üçlü Suriye zirvesini habercilere değerlendirdi. Erdoğan, zirvenin en önemli sonucunun ateşkes konusunda mutabakatın oluşması olduğunu vurguladı. Zirvenin en önemli sonucu ateşkes rejiminin sürdürülmesi konusunda mutabakatın oluşması. Bu mutabakat ortak açıklamaya da yansıdı. Olası bir operasyonun yaratacağı insani dram göç dalgasına neden olur. Türkiye bedel ödememeli. Erdoğan, İdlib'de kimyasal silah kullanılacak açıklamalarına ise tepkiliydi. Kimyasal silah kör bahane. Sadece kimyasal silah tehdidi üzerinde durmak, konvansiyonel silahlarla yol açılan ölümlere aldırmamak doğru bir yaklaşım değil. Bu hususta Rusya'ya büyük görev düşüyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni de PYD üzerinden eleştirdi. Washington yönetiminin Suriye'de olanları tribünden seyrettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Münbiç'te sözünü tutmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünü petrolle beslediğini kaydetti. 14 Eylül'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya temsilcilerinin bir araya geleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da bir liderler zirvesi yapılabileceğini söyledi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Almanya ziyareti dönüşü bir kere daha görüşebileceğini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Çin tarafından Vostok 2018 tatbikatına davet edildiğini de söyledi. Sayın seyirciler, bir şehit haberi var maalesef. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri bir aracın devrilmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu. Acı haber Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldi. Esendere beldesi Aslankaraş mevkiinde askeri unsurlara ait araç devrildi. Kazada araçta bulunan bir askerimiz şehit oldu. Bu arada terörle mücadele operasyonları da aralıksız sürüyor. Operasyonlarda Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Güvenlik güçleri 1 Ocak'tan bu yana terör örgütü YPG-PKK-KCK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarda listenin kırmızı kategorisindeki 12, mavi kategorisindeki 4, yeşil kategorisindeki 5, turuncu kategorisindeki 7, gri kategorisindeki 33 ve beyaz kategorisindeki 7 teröristi etkisiz hale getirdi. Evet, bugünün gazete başlıklarına bakalım. Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım turumuza. ÖSO'ya İdlib talimatı, her şeye hazırlıklı olun diyor Yeni Şafak manşetinde. Esed ve Rusya'nın İdlib'e yönelik bombardımanı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin, Azez, Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattındaki ÖSO birliklerine askeri sevkiyata hazır olun talimatı gitti. Suriye sınırındaki tank ve zırhlı sayısı da iki katına çıkarıldı. Türkiye, Esed'in çıkarları için İdlib'de sivillerin katledilmesine seyirci kalmayacak deniliyor. Bu arada mültecilerin yarısı Türkiye'de deniliyor. Dünyanın yükünü taşıyoruz diyor Yeni Şafak gazetesi. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Türkiye'de 4,5 milyon mülteci yaşıyor. Bunların 3,5 milyonu Suriyeli. Toplam 6,1 milyon Suriyelinin %52'si hala Türkiye'de. Tüm Avrupa ülkeleri ise 1 milyon 387 bin mülteciye kapılarını açtı. Türkiye mültecilerin yükünü omuzlayarak Avrupa'yı da felaketten koruyor. Uzmanlara göre Avrupa'nın büyük bir göç dalgası karşısında ekonomik, sosyal ve siyasi krizlere sürüklenmesi kaçınılmaz. Almanya 316 bin, Fransa 273 bin, İsveç 169 bin, Avusturya 153 bin, İngiltere 119 bin, İtalya 118 bin ve Hollanda ise 88 bin mülteciyi barındırıyor. Bu da işte Türkiye'nin İslamiyet'e verdiği önemi, dinimize malum ensar ve muhacir kavramları son derece önemli ve bu kavramların önemini Türkiye sonuna kadar yaşıyor ve önem veriyor. İşte onun bir göstergesi değerli izleyenler. Listedeki 68 terörist öldürüldü diyor Yeni Şafak gazetesi bir başka haberinde. Bugün PKK'ya yönelik operasyonlarda birçok örgüt elebaşı da etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'ta arananlar listesinde bulunan 68 terörist öldürüldü. Suç dosyaları kabarık olan Mehmet Yakışır, Sefer Açar, Musa Çetiner, Barış Öner, İsmail Özen ve İbrahim Çoban kırmızı listede 4 milyon lira ödülle aranıyordu deniliyor haberde.
Irak'a yönelik bir haber. Bugün Yeni Şafak'ta dikkat çekici. İbadinin koltuğu sallanıyor diyor Yeni Şafak. Irak'ın petrol zengini Basra kentinde yaşanan şiddet Başbakan Haydar İbadi'nin koltuğunu sarsıyor. Mayıs ayındaki seçimlerden birinci çıkan Şii lider Mukteda Sadr öncülüğündeki Sayrun İttifakı ile seçimin ikincisi Fetih İttifakı'ndan İbadi'ye istifa çağrıları geldi. Bu nedenle İbadi'nin koalisyon planları da suya düşmüş durumda Yeni Şafak gazetesindeki haberde. Yeni Birlik Rus bombardımanı sürerken Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'yi vurdu diyor. Bugün Yeni Birlik gazetesi manşetinde. Rusya ve Suriye'nin ardı ardına düzenlediği saldırılar devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-15 uçağı Suriye'nin Deir ez-Zor bölgesini fosfor bombalarıyla vurdu. Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savchenko, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye'nin Deir ez-Zor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı. Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğüne dikkat çeken Savchenko, ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Fox News, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Pentagon'un Suriye'nin güneydoğusundaki koalisyon güçlerinin kontrolündeki El Tanf üssüne yüzlerce deniz piyadesinden oluşan ek bir birlik gönderdiğini bildirdi. Haberde, Washington'un Suriye'nin orada saklanan militanların saldırı hazırlığı yaptığı uyarısıyla bağlantılı olarak bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği belirtiliyor. Bu arada YPG PKK'dan Rakka'da sokağa çıkma yasağı başlığıyla bir başka haber dikkat çekiyor Yeni Birlik'te değerli izleyenler. Terör örgütü YPG PKK Rakka'da son dönemde örgüt mensuplarına karşı artan suikastlerin önüne geçmek ve işgal karşıtı gösterileri sonlandırmak için terörle mücadele bahanesiyle Cuma gününden bu yana Rakka'da sokağa çıkma yasağı uyguluyor deniliyor haberde. Türkiye kısır gündemden uzaklaştıkça güçleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri bugün Yeni Birlik'te sür manşette bu şekilde duyuruluyor. Erdoğan, Türkiye'nin içine sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden uzaklaştıkça, geçmişten geleceğe kurduğu köprüyü güçlendirdikçe güçlendiğini belirterek yeni yönetim sisteminin bu konuda bir milat olacağını duyurdu. Bu arada ekranlarınıza yansıyan fotoğrafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılmak için Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü deniliyor. Sür manşette yine dikkat çekici bir haber. Emine Erdoğan'a İnsani Hizmet Takdir Ödülü verildi. Değerli izleyenler, bu haber bugün Yeni Birlik'te. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken çabaları ve mazlumlara ve yardıma muhtaçlara yönelik hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle Küresel Donörler Forumu tarafından İnsani Hizmet Takdir Ödülüne layık olduğu deniliyor. The New York Times önemli bir haberi bugün, daha doğrusu dün okurlarıyla paylaştı değerli izleyenler. Ülkelerdeki yönetim sistemini kendi kafasına göre değiştirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri, bakın hangi ülkedeki yönetimi değiştirmeye çalışmış. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da darbe planladı diyor The New York Times. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bazı Venezuela askeri yetkilileriyle darbe yapılması için gizlice görüştüğünü iddia etti. Beyaz Saray demokrasi isteyen tüm Venezuelalılarla görüşüldüğünü açıklayarak iddiayı kısmen doğrulamış oldu deniliyor Yeni Birlik gazetesinin haberinde. Milliyet gazetesine geçelim. Burası bir hastaneydi. Rejimin bombaladığı hastane görüntülenmiş değerli izleyenler. Bugün Milliyet gazetesinin manşetinde İdlib'de Esed'in varil bombalarıyla saldırı düzenlediği sivil hastane harabeye döndü. Hastalar, çocuklar ve yaralılar kaderine terk edildi. Suriye'de Rusya ve rejim uçaklarının bombaladığı İdlib'de büyük bir korku ve endişe hakim. Kente bağlı 12 bin nüfuslu Has beldesindeki tek sivil hastane önceki gün varil bombalarıyla vurulunca hastalar ve yaralılar kaderine terk edildi. Saldırıda 2 doktor yaralanırken hastane harabeye döndü deniliyor. TİKA Müslüman Kızılderililere el uzattı. Milliyet'te dikkat çekici bir haber. Müslüman Kızılderililer Türkiye'ye 12 bin kilometre uzaklıktaki Meksika'da yaşıyorlar. Sayıları günden güne artan Müslüman Kızılderililerle Türkiye yakından ilgileniyor. TİKA aracılığıyla yardımlar yapılıyor deniliyor haberde.
Son günlerde şarbonla ilgili bir takım haberler çıkıyor. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur. Aman et yemeyin şeklinde bir korku oluşturma amacıyla bir takım haberler çıkıyor ve vatandaş da haklı olarak temkinli yaklaşıyor özellikle et alımı konusunda. Ama bakın perdenin diğer bir tarafı var, madalyonun diğer bir yüzü var. Bakın şarbon hastalığına ilişkin olarak Tarsim'e yani tarım sigortaları havuzuna herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı ortaya çıkmış. Tarsim Genel Müdürü Satoğlu, hayvancılık poliçelerinde şarbon sigortasının otomatik yapıldığını ancak hiçbir ihbar almadıklarını bildirdi deniliyor haberde. İşte bu haber bugün Güneş Gazetesi'nin manşetinde değerli izleyenler, şarbon kumpası başlığıyla veriliyor haber. Bir kumpastan bahsediliyor. Döviz operasyonuyla diz çöktürülemeyen Türkiye yeni bir ekonomik saldırının hedefi oldu. Yalan şarbon haberleri üzerinden panik havası estirilmeye çalışıldı. Kumpasın en somut örneği Kocaeli'de görüldü. Prosedüre uyup bölgeyi karantina altına alan ancak işgüzarlık yapıp gerekli testleri talep etmeyen sorumlular hakkında soruşturma açılmasına karar verildi deniliyor haberde. Vadi besicilikten kurban hissesi aldığını söyleyen bir kişi ette şarbon olduğuna dair test raporlarıyla Gölcük Tarım Müdürlüğü'ne başvurdu. Panikleyen müdür bölgenin karantinaya alınmasına karar verdi. Ancak ek hiçbir test yaptırmadı. Hatta diğer hissedarların etleri tahlile bile gönderilmeden imha ettirildi. Günlerce inceleme yapan kaymakamlık bir hayvanda bile şarbon virüsüne rastlanmadığını duyurdu. Dev bir işletmeyi batırabilecek bu iftiranın neden atıldıysa açıkça ortada. Çünkü estirilen panik havası ve yalan haberle algı operasyonu çekiliyor. Et spekülatörleri de piyasadan ucuza hayvan topluyor deniliyor haberde. İspat etsinler devlete bağışlayacağım diyor bir besici değerli izleyenler. Etlerin hiçbir araştırmaya tabi tutulmadan imha edilmesine tepki gösteren işletmenin sahibi Cezmi Çiçek, sorumlulara ateş püskürdü, Çiçek şarbonlu hayvana rastlandı diyerek yazışmalara imza atan kamu görevlilerini ispata davet ediyorum. Tek bir şarbonlu hayvan bulurlarsa 50 milyon liralık çiftliğimi devlete bağışlayacağım diyerek de son derece önemli bir açıklama yapıyor. Bu konuda dertleri halkı panikletmek diyor bu haber, şu şekilde genişletiliyor Güneş Gazetesi'nde. Bilinen en eski hastalıklardan biri olan ve dünyanın her yerinde görülebilen şarbon virüsü Türkiye'de de geçtiğimiz yıllarda birkaç muhtelif vaka şeklinde gündeme gelmişti. Ancak olay et endüstrisine darbe indirmek için kasıtlı olarak büyütülüyor. Hatta yalan haberler WhatsApp gruplarında paylaşılarak vatandaşların paniklemesi amaçlanıyor deniliyor Güneş Gazetesi'nin haberinde. Star Gazetesi'ne geçelim. Raflarda çifte soygun, son zamanlarda dövizde meydana gelen artış bazı fırsatçıları bir şekilde harekete geçirdi. Çünkü dolarla hiç alakası olmayan ürünlerin fahiş fiyatta arttığını görüyorsunuz değerli izleyenler. İşte bunu soygun olarak nitelendiriyor Star Gazetesi. Bugünkü haberinde etiket anarşisi sürüyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı ekonomik savaşı fırsata dönüştürmek isteyen etiket anarşistlerinde oyun bitmiyor. Doların değer kaybettiği hafta ürünlerin gramı düştü, fiyatı yükseldi. Star'ın fırsatçılık ahlaksızlıktır başlığıyla defalarca gündeme getirdiği zamcılar ve stokçular elini vatandaşın cebinden çekmedi. Döviz yükseldi bahanesiyle yerli ürünlere fahiş fiyatların yanı sıra gram üzerinden de gizli zam yapan vurguncular hafta sonu da etiket mesaisini sürdürdü. Fiyatlardaki uçurumu gören vatandaşlar isyan etti. Dolar geçen hafta %2,04 değer kaybetti. Bu düşüş market raflarına yansımadığı gibi gramaj oyunuyla zam en fazla başvurulan yöntem oldu. 7 Ocak'ta 1 liraya satılan bisküvinin hem gramı düştü hem de fiyatı 1,45 liraya çıktı. Bu kurnazlıkta 9 ayda ürüne yapılan zam %75'e ulaştı. Çifte vurgun temel gıdalarla da gıdalara da yansıdı deniliyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu fırsatçılarla ilgili bir uyarıda bulunuyor. Ekonomik saldırıya bazı kardeş ülkeler de katıldı diyor. Türkiye'ye yönelik finansal saldırıların arkasında sadece Amerika Birleşik Devletleri var dersek aldanırız. Bazı ülkeler var, kardeş ve Müslüman ülkeler ve biz bunun üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Bu dalgalanmada fırsatçılar da çıkıyor. Devlet bunlardan hesabını da sorar, soracaktır deniliyor haberde. Türkiye Gazetesi'ne bakıyoruz.
tüketici hareketini başarıya taşıyacak formül yerli bilinsin, fiyatı düşsün başlığıyla bugün manşet haberini duyuruyor Türkiye. Etiket fırsatçısına savaş açan halk yerli malları kolay tanımak için özel logo ve makul fiyat istiyor ve buna göre alışverişini yapmasında fayda olduğunu söylüyor Türkiye gazetesi. Belediyelere yakın takip, ranta geçit verilmeyecek sürmanşette dikkat çekici bir haber. Yerel yönetimlerde köklü reformlar öngören paket Mart seçimleri öncesinde açıklanacak. AK Parti yasal ve etik kuralların belirlendiği bir paket hazırladı. Erdoğan'ın meclis açılır açılmaz çıkarılmasını istediği değişiklikler bütçe görüşmeleri sebebiyle seçim sonrasına kalacak. Reform ile altyapı ve imar tek elde toplanacak. Ranta taviz verilmeyecek. Merkeze bağlı ilçelerin yetkileri artacak. Başkanlara lüks araç yasağı gelecek deniliyor haberde. Evet, gazetelerden aktaracağımız haberleri sonlandırıyoruz. Gelişmelerle gündem devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Ertuğrul Gazi'nin temelini attığı emaneti daha ileri taşıyacağız mesajını verdi. Bu arada Bilecik'te düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi anma şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu kalır, ne Afrika, ne Orta Asya kalır. Ne Balkanlar, ne Kafkasya kalır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Ulu Çınar gölgesi kalkan tüm bu coğrafyalar. Bir obadan bir devlet çıkartan, bu devleti de 3 kıta 7 iklime hakim kılan ecdadımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Ertuğrul Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir olduğunda, beraber olduğunda, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir. Bu topraklarda Ertuğrul Gazi'nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti Allah'ın izniyle bizden sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız. Ertuğrul Gazi'yi rahmetle anan Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için ecdadın bıraktığı yoldan yüründüğünü vurguladı. Türkiye, içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden uzaklaştıkça, maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdikçe büyümekte, gelişmekte, güçlenmektedir. Yeni yönetim sistemimiz inşallah bu konuda bir milat olacaktır. Bizim ecdadımız yıkarak, yok ederek değil, inşa ederek, yaşatarak medeniyetler kurmuştur. Bugün Türkiye olarak biz de aynı yoldan gidiyoruz. Gerek ülkemizin içinde, gerek bölgemizde, gerekse dünyada kendimizle birlikte tüm kardeşlerimizin güvenliği, huzuru, refahı, geleceği için gece gündüz çalışıyoruz. Bu arada 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenlikleri Bilecik'te düzenlendi. Şenliklerde halk oyunları ve mehteran gösterileri ilgiyle izlendi. Şenliklere katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, milletin farklılıkların güzelliklerine vurgu yaptı. İster yörük olsun, ister Türkmen olsun, ister Alevi, ister Sünni, ister Batı'dan, isterse Doğu'dan, hepimizin hamuru bu topraklarda karıldı. Bu topraklarda mayalandık. Hepimiz aynı çınarın yapraklarıyız. Hepimiz büyük Türk milletinin evlatlarıyız. Gücümüzü, güvenliğimizi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden alıyoruz. Millet olarak gök kuşağının renkleri, türkülerin ezgileri gibiyiz. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler'in Myanmar'da Arakanlı Müslümanların soykırıma maruz kaldığını raporlarla teyit etmesinin ardından sorumluların Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanmaları istenmişti. Mahkeme bu konuda araştırma başlatma yetkilerinin bulunduğunu duyurdu. Bu arada Bangladeş'e kaçamayarak Myanmar'ın farklı bölgelerindeki Müslüman köylere sığınan Arakanlıların abluka altında zor yaşam şartları görüntülendi.
Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yapıldığına ilişkin raporun ardından bu ülkeye yönelik harekete geçmek için tüm inisiyatif Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suç, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yapıldığına ilişkin BM raporunu hatırlattı ve BMGK'nın harekete geçmesi gerektiğine işaret etti. Ardından Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nden bir adım geldi. Hollanda'daki mahkeme, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili olarak araştırma başlatma yetkisine sahip oldukları kararını verdi. Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının konuyla ilgili ön araştırması devam ederken, mahkemenin böyle bir yetkisinin olduğunu bilmesi gerektiği ifade edildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Haziran ayında 700 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e tehcir edilmesi iddiası ile ilgili Myanmar hükümetine 27 Temmuz'a kadar yazılı açıklama yapması için süre vermişti. Bu arada katliamların ardından Myanmar'dan kaçamayan Arakanlı Müslümanların toplandığı köy ve kamplardan görüntüler taşındı dünyaya. Arakan bölgesinden farklı bölgelere göç eden Arakanlılar, Sitwe şehrine bağlı Müslümanların yoğun olarak yaşadığı köylere ve oluşturulan derme çatma kamplara yerleşmiş durumda. Ancak durumları gerçekten içler acısı. Abluk altındaki kamplarda Müslümanların giriş ve çıkışlarına sıkı kontrolle arama sonunda izin veriliyor. Bu bölgelere girmek isteyen yabancılar özel izin belgesi alıyor. Köylerinden çıkarılan Müslümanlar bu bölgeye sürüldü. Burada 964 aile çok zor şartlarda ve yoksulluk içinde yaşıyoruz. 6 senedir Myanmar devletinden bir tek yetkili buraya gelmedi. Bizi ablukaya aldılar. Bölgeden çıkmamızı yasakladılar. Arakan'daki köylere sığınan ve adeta ölüme terk edilen Müslümanlar, bambu, naylon ve hasırdan yaptıkları 40-50 metrekarelik derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi veriyor. Geçen seneye kadar nehirlerimizde balıkçılık yapıyorduk. Abluk altında olduğumuz için artık ona da müsaade etmiyorlar. Çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın okuyabileceği bir okul yapmamıza izin vermiyorlar. Hastalarımızın tedavi olabileceği ne bir doktor ne bir hastanemiz var. Çocukların çoğu ayakkabısız. Yağmur ve soğuğa rağmen üstlerindeki elbiselerse yetersiz. Yağmurla birlikte her taraf çamur deryasına dönüşüyor. Ailelerin tek gıda maddesi, yardım kuruluşlarının onlara ulaştırdıkları un ve benzeri birkaç kalem gıda maddesi. Dedelerimizin kimlikleri vardı ama bugün kimliğimiz yok. Bize kimlik vermiyorlar. Hatta dışarıda bir yerde Rohingyalıyım dediğimizde tutuklanıyoruz. Sarmiya köyü sorumlusu Nurullah Hakim, gözyaşları içinde İslam alemi başta olmak üzere dünyaya çağrıda bulunuyor. Biz barış içerisinde yaşayıp barış içerisinde ruhumuzu teslim etmek istiyoruz. Ama ne yazık ki Myanmar devleti ve Budistler bizi rahat bırakmıyor. Özellikle Türkiye'ye, uluslararası yardım kuruluşlarına bizi unutmadıkları için teşekkür ederiz. Dışarıdan gelen yardımlar olmasa burada yaşamamız çok zor. Allah bize ve İslam ümmetine yardım etsin. Yaşadığımız bu zulme bir çare bulunsun. Evet, böylelikle bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine saatler 9'u gösterdiğinde inşallah bu ekranlarda olacağız ve sizleri de bekliyor olacağız. Yarına kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.